Sivas'ta ise bir şüpheli boşanma aşamasında olduğu eşini silahla bacağından vurup ardından da rehin aldı efendim. Cani adam yaklaşık 10 dakika süren ikna çabasının ardından polise teslim oldu. Kayseri'de de hakkında yaralama kararı olan zanlı polise teslim olmamak için aynı yolu seçip tüm ailesini evde rehin tuttu. Sokak ortasında eşini bıçakladı. Yaralı kadını dakikalarca rehin aldı. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olan çift bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle cani adam eşini silahla bacağından vurdu. Eşini vurmakla yetinmeyen cani talihsiz kadını dakikalarca rehin aldı. Olayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çabalarının ardından şüpheli teslim oldu. Ya beni niye çıldırtıyorsun? Bir dur! Talihsiz kadın olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir başka rehine krizi de Kayseri'de yaşandı. Kasten yaralama suçundan aranan zanlı polise teslim olmamak için eşi, çocuğu ve kayınvalidesini evde rehin aldı. Ben mi patlattım askeri polisi? Ne yaptın ki? Gözü dönen şahıs polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışmalarına rağmen teslim olmayınca bölgeye özel hareket ekipleri sevk edildi. Ev operasyonu düzenleyen özel harekat polisi aileyi yara almadan kurtarırken şahsı ise gözaltına aldı.